nereye getireceğim lafı? Önümüzde yılbaşı var. Müslümanlıkta yılbaşı var mı arkadaş? <laughs> Müslümanlıkta yılbaşı yok. Kanun kabul etmiş dünya devletleri ilişki eyvallah bir sözüm yok. Dünya insan yalnız yaşayamıyor ya. Onlar da alışverişimiz var, girdimiz çıktığımız var. Eyvallah. Ama kanunda yılbaşı gecesi kafayı çekin, içki için kumar oynayın diye bir madde var mı? Yok sadece yılbaşı tatil diyor. O, bütün diğer ülkelerde tatil olduğu için iş yapamayacak. O günü tatil demiş. Orada içki için kumar oynayan kelimesi yok, yasak yok. Onun için eğer yılbaşında sen de bu kafirlerin yılbaşı o. İçki içiyor, süslüyor evlerini, düzenliyor. Evet. Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Fransa'da kaldık, Amerika'da kaldık. Dünyanın her tarafına gittik. Bir Avustralya kaldı gitmedim. Ramazan bayramı, kurban bayramında hiç bayram yapan bir Fransız, İngiliz, Amerikan, Alman gördünüz mü? E ondan senin bayramında bayram etmiyor. Ali sana ne oluyor da yılbaşı onların bayramında bayram ediyorsun, kafayı çekiyorsun? Neden kafayı çekiyorsun, kumar oynuyorsun, evini süslüyor böyle? Ya bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Hatırlatıyor kardeş, kardeş hatırlatması. Evet, e, Efendimiz diyor ki, men teşebbüh bi kavmin fehüve minhum bir kavme benzeyen onlardandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah maddesi. Muhammedur Resulullah böyle söylüyor. O kavme benzeme güzel kardeşim. Ben o için diyor ki, ya iş içeceksen o gün işme yahu. İş içmek haram. Ama yılbaşı gecesi yavur bayramını tesit tutlama sadedinde kumar oyna iş geçersen onlarla beraber haş olunacaksın fehve <laughs> minhum öbür tarafta ben Müslümanım gel buraya diyecekler gel buraya gel Allah'ın Resulü'nün sözü bu efendim ben de hatırlatıyorum sen de fitne çıkarmadan kanunları çiğlemeden sözün geçen komşuna akrabana sevdiklerine dükkan komşuna kardeşim yılbaşı kutlaması yapmayalım bayram diye yapmayalım. Sakın ha. Bu çok büyük iş. Hakikaten çok büyük iş. Başka zaman iş kişsen haramdır. Tamam. Ama yılbaşı gece bayram diye iş geçersen, kafirlerin zümresinde haşrolunacaksın. Sen kafir misin ya? Peygamber sözü bu. Müslüman kişilik sahibi olur. Senin Ramazan bayramında kurmayın onlar, Senin bayramın yapıyor mu? Yavurlu tutuyor. Sana ne oluyor da onların bayramını yapıyorsun? Evet. Bunları hiç kavga etmeden böyle fitne çıkarmadan söyleyeceksiniz. Hatırlatacaksınız. Evet efendim. Dillerinizle evet dillerinizle dillerinizle ee, anlatacaksınız. Cihat işte bu. Cihat. Sadece askerlikten kaçmayacaksın. O baş, baş cihat. Ama askerliğin yanında bu da cihat. Böyle dine aykırı şeyleri mümin kimselere yaptırmayacaksın. Fiilen mümkün değil, dillen mümkün değil. Kalben buz için benimsemeyeceksin. Katılmayacaksın onların arasına. Bu böyle. Dilinle söyleyeceksin bunlar yanlış arkadaşım. Evet. Bunlar yanlış arkadaşım diye söyleyeceksin. Evet. Dinimizde hükmü böyle arkadaşım diye. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere sövmeyin, kafirlere sövmeyin diyor. Hakikaten. Neden? Lianna yesubbul muslimin. Onlar da size söver. Bu sadette söylüyor. Ama bu yoksa, bu olmayacaksa kafire Allah bir puta tap arkadaş diyeceksin. Eğer bir fitne çıkmayacaksa, böyle bir yanlış kavga kavga çıkmayacaksa yahu öyle böyle yapmak ne demek ya bu? Yaradan Allah'a Allah şekle sığmaz. Mekana zamana sığmaz. Allah bir son peygamberdi Muhammed Mustafa. İsa'yı kabul etmezsek Müslüman olamayız ama onun şeysi bitti, devri bitti. Şimdi kıyamete kadar Muhammed Resulullah devridir. Bunu anlatacaksın. Her müminin görevi bu. Hocaların da görevi tabi Evet, dilinle bakın Evet fiilen malınla, müşriklerle, kafirlerle e, ee, şey canınla askerden kaçmayacaksın, gideceksin ve elsine tüm dilinle mücahede edeceksin, cihat yapacaksın. Evet, ee, yani evet, buradan şey diyorum, hicbül kafir yine. Ya, yavur ama herif güzel yahu. Demeyeceksin. Yavuru beğenmeyeceksin. Gavuru sevmeyeceksin, insansın, alışveriş yaparsın, merhaba dersin ama gavuru sevemezsin, onu tasvip edemezsin, İşin dolayısıyla merhaba merhaba ama gavuru sevemezsin, kardeşim böyle gavur yani can kurban demeyeceksin güzel kardeşim. Öyle diyor bak, hiçbir kafirine, kafirlerin lehinde laf etmeyeceksin küfrü, onların bütün iyiliklerini alır götürür. Dinin esası budur. Ama kafiri sevemezsin güzel kardeşim. Çok gördük yahu. Toz kondurmuyor gavura. Sen yani nasıl Müslümansın? Evet. Nasıl Müslümansın? Evet. Evet. Faddalallahu mücahidine bi envalihim Evet. Allah Celle Celaluhu malıyla, canıyla, cihat yapan böyle diliyle, her şeyle üstün kılmıştır yapmayanlara derece bakımından üstün kırmıştır. Kur'an'ın emri böyle. Dilinle yapacaksın, malınla yapacaksın, canınla yapacaksın. Evet. Bu e, fitne çıkarmamak işte. Yani şimdi şuna bir laf etsen, sövecek Müslüman. Ha dur dur, sövdürme. Müslümanı sövdürme. Böyle olmayacaksın güzel kardeşim, bak. Diye bir iyilik yoluyla yanlışı söyleyeceksin. Yapabildiğin kadar mecbursun. Mecbursun. Yapmaya mecbursun. Evet. Evet. Bunu da size hatırlatmış oluyorum. Evet. Ahmed İbn Hanbel Darimi e, Hakim Müstetekinde İbn Hibban Hazreti Enes radıyallahu an’tan nakletmişler. Müslim de nakletmiş. Müslim de nakletmiş sahih hadistir. Allah bunlardan razı olsun. Evet, bu yılbaşı basit bir şey değil. Evler süslüyorlar, sokakları donatıyorlar. Ne biçim belediye başkanısın sen güzel kardeşim? Kanunda var mı sokaklar yılbaşında süsle diye bir şey? Yok, kanun varsa bir şey demeyeceğim. Ama var mı öyle bir şey? Ama sokakları bir süslüyor, bilmem bayram. Ramazan bayrağında böyle yapıyor mu lan kerata sen bunu? Yapmıyorsun. Niye? Müslümansın sen ya. Dini esaslara aykırı. Onu hatırlatmak istiyorum. Çok önemli efendim. Basit değil. Basit değil. Ses çıkaracağız. Eğer e, mümkünse müdahale edeceğiz. Onu söylemek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.